Türküleriyle Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinde gönüllerde taht kuran Neşet Ertaş, Mersin'de türküleriyle anıldı. UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Ertaş'ın birbirinden güzel türküleri, salonu dolduran vatandaşları hem hüzünlendirdi hem de neşelendirdi. Aptallık kültürünün en önemli temsilcilerinden Türk halk müziğinin efsane ismi, saz ve ses üstadı Neşet Ertaş, söylenen türkülerle yine gönüllerde taht kurdu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, gecede gerçekleştirdiği konuşmasında derneklerin en önemli görevinin kültürlerini genç nesillere aşılamak olduğunu belirtti. Gerçekten bugün salonun bu kadar dolu olması ve bir büyük ozanı yad etmesi hem Mersin'imiz açısından hem Niğde'miz açısından çok çok önemli. Mersin'de birçok hemşeri derneğimiz var. Bunların aslında en önemli üstlendiği görev bölge kültürünü yaşatmak, kültüre sahip çıkmak ve en azından hemşehricilik bilincini geliştirmek, gönülleri buluşturmak. Tabii zaman zaman bu hemşeri dernekleriyle ilgili çeşitli yorumlar da yapılabiliyor ama insanlar kendi doğduğu yerden kopup doyacağı bir yere göç etmişse burada mutlaka sıla hasretini giderebilmek için zaman zaman bir araya gelmeleri ve kültürlerini kendilerinden sonraki nesillere, özellikle genç nesillere aşılamaları çok çok önemli.